Güzellerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Şöyle dün akşam dökmüş olduğum tarhanalarım çevirme kıvamına geldiler. Gördüğünüz gibi birbirini tutuyor ve çok güzel bir şekilde ayrılıyor. Dedim uyanır uyanmaz hemen bunu bir halledeyim. Ondan sonra kahvaltı ve ortalık toparlama işlerine geçiş yaparım. Biraz çevirmeye başladım arkadaşlar. Videomu başlatmadan önce. Şimdi bu çevirme işlemini gerçekleştirdikten sonra altındaki ıslak olan nevresimi, çarşafı alacağım. Ondan sonra kuru çarşafın üzerine sermem lazım. Daha çabuk, daha hızlı kuruyabilmesi için. Çok şükür tam böyle istediğim kıvamda oldular. Evet. Şimdi üstündeki böyle ıslaklığı da alması lazım çarşafın. Ondan sonra artık zamanla kuruyacak. Bakalım. Şöyle kenardan tutayım. Hop. İnşallah sağlıklı yemek nasip olur arkadaşlarım. Evimiz bayağı bir koktu. Tarhana yapıp da kokmazsa olmaz zaten. Koksun. Mis gibi tarhana kokuyor. Cazucum da çok seviyor. Ben de çok seviyorum bu kokuyu. Hatta bugün balkondan kaldırabilirim bile. Kurutmalığımın üzerine serebilirim diye düşünüyorum. Birazcık daha burada dursun. Ondan sonra buradan muhtemelen kaldıracağım. Çünkü balkonu iptal etmek istemiyorum. En güzel zamanlar arkadaşlar böyle serin serin balkonda oturmak için. Çayımı kahvemi içmek için böyle keyif yapmak için derken. Parçalandı, hepsini tamamen tutamadım. Olsun, hiç zararı yok. Böyle gökyüzünün maviliğini, ıslaklığını, bulutları izleme zamanı artık. Serin serin bahar geldi. Önümüz kış. Rabbim sağlıkla kışı da atlatmayı nasip eylesin inşallah. Şunları bir halledeyim ben güzel bacılarım. Birazcık daha iyiyim bugün. Çok şükür Allah'a. Böyle böyle yapacağım. Hemen kahvaltı için şöyle güzel bir krep hamuru çırptım arkadaşlar. En kolayından, en pratiğinden. Şöyle ocağımı da çifter çifter yakıyorum. Çifter tavalarımı koyuyorum. Hızlı bir şekilde pişirmek istiyorum çünkü. Şöyle hamurumuz da hazır. Cansucuğum da çok hasta bugün. Şöyle yağımı hamurumun içine ekliyorum. Tavayı yağlama ihtiyacı olmuyor o zaman. Güzelce bir çırpalım onu tekrardan. Sonrasında pişirmeye başlayalım. Şöyle içine yağ ekledim bolca. Güzelce bir karıştıralım. Sonrasında pişirmeye başlayacağız. Çayımızı da demlemiştim. Mutfağımda da toparlanacak bir şeyler vardı. Onları da toparladım arkadaşlar. Şimdi hızlıca kreplerimizi İki tavayla beraber pişirelim bakalım. Mutfakta pratikliği seviyorum arkadaşlar. O yüzden ayran sürahimde çırptım.
isterseniz fotoğrafımı da alayım ve bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen buna da birazcık koyu olmuş. Azıcık su eklemesi veya süt eklemesi yapabilirim. Şimdi hızlıca pişirelim bakalım. Krepler pişti. Şimdi şöyle sebzeli omlet yapacağım arkadaşlarım. Vitaminli olsun, şöyle bol soğanlı, domatesli, yeşil biberli. Lokum da ayaklarıma dolanıp duruyor şu an. Hemen şöyle eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Üstüne de iki tane yumurtayı çırpıp atacağım hemen üstüne. Döküceğim ve omletimiz hazır olmuş olacak. Birazcık da yağ gezdirelim şöyle. Yumurtamı çırptım. Şöyle döküyorum hemen. Bir taraftan da hastayız, duyduğunuz gibi. Rabbim şifa versin bütün hasta kullarına inşallah. Ettim. Birazcık karıştırdım gibi oldu arkadaşlar. Üst tarafı çünkü böyle ıslak ıslak kalacaktı. Hani böyle çiğ kalacaktı, beyaz yumurtanın ak kısmı, beyaz kısmı. Şöyle birazcık parçalayarak çevirdim. Şimdi tabakları alacağım. Kahvaltı tabağımızı hazırlayacağım. Cansucuğuma şifa olsun. Çocuğum da hasta. Çocuklar hasta olunca anneler ayaklanıyor biliyorsunuz her zaman. Ayaklandık bugün de çok şükür. Bakalım işimizi gücümüzü yapabilecek miyiz? İş orada. Neyse, hemen kahvaltı tabağımızı hazırlayalım ve afiyetle yiyelim. Bak, kreplerimi de göstereyim size şöyle. İki tavada birden olunca hızlı bir şekilde piştiler. Hatta birazını, hamurun birazını Caner için ayırdım. Spora gitti o teyzeleri. Gelince hani o da sıcak sıcak yesin, soğuk soğuk yemesin dedim. Sıcakken lezzetli oluyor, geliyor bana. O zaman şimdi tabağımızı hazırlayayım ben. Tabaklarımızı hazırlayayım ve karnımızı doyuralım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin inşallah. Arkadaşlar, şöyle kahvaltı soframızı hazırladık. Kahvaltı yapıyorduk ki Cansucuğumla beraber kargo geldi arkadaşlar. Bir paketimiz geldi. Bakın, robot süpürgemiz çok şükür servisten geldi. Bakalım aynı arızayı verecek mi? Kullanıcı hatası dediler arkadaşlar. Robot süpürgemizin üstünde böyle çizikler var. Eski koltuğumuzun altında tahta çıkıntısı vardı. Oraya sürttüğü için çizikler oluşmuştu. Arızasını kullanıcı hatası olarak belirlediler ve bizden bir miktar para aldılar. Bayağı bir miktar. Anlatırım size onu da. Neyse, bakalım arkadaşlar, şöyle kahvaltımızı biz bir yapalım Cansucuğumla beraber. Karnımızı bir doyuralım. İlaçlarımızı içelim. Ondan sonra günümüze devam ederiz Allah izin verirse. Evet, biz süpürgemizi paketinden çıkardık. Üzümü göndereceğiz servise teyzeleri. Üzüm hoş servise gitmek istiyor. Anne, gidebileceğin mi o kadar yolu çocuğu? Az bana bir bak. Teyzelere bir bak oğlum. Ha? Servis İstanbul'da değil ki. Nerede? Annem, kutu seven çocuğum benim. Yaramaz çocuğum benim. Çok seviyorlar böyle kutularda yatmayı ya. Bal çocuk, bal bal. Annesinin bal çocuğu. Ay Allah'ım, geliyor kucağımıza. Mır 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 mır. Traktör çocuğum benim. O kadar seviyorum ki omurlamalarını. Ben hasta yatarken de yanımda sürekli arkadaşlar. Hiç yanımdan ayrılmıyor desem. Benle beraber yatıyor. Ondan sonra benle beraber kalkıyor. Kapı kapalıysa kapıyı tırmalıyor, açın kapıyı diye. Bal çocuk bunlar ya. Bunlar o kadar vefalı ki. Oo, yavrum benim, bıyıklı çocuğum benim. Annesinin bal çocuğu, bal bal.
Yavrum, evimi barkımı toparlamaya başladım arkadaşlar. Katlanacak çamaşırlarım vardı. Siyahlılar böyle yıkanmıştı. Sonrasında havluları da yıkadık. Havluları da katlayacağım. Şimdi yerlerine yerleştireceğim. Bir havlu düzeni falan da yapmam lazım. Dolap içi düzeni de yapmam lazım arkadaşlar. Şimdi şu havlularımı da katlayayım. Yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra diğer işlerimi yapmaya devam edeceğim. Yani anlayacağınız arkadaşlarım, kurutma makinesinin tadını çıkarmaya başladık diyebilirim. Gerçekten veli nimet diyebilirim. Allah'ım isteyen herkes almayı nasip eylesin. Havaların da bozduğu şu zamanlarda sürekli artık kullanmaya başladık. Elektrik faturamız ne kadar gelir hiç bilmiyorum. Fırınımız da sürekli çalışıyor. Şimdi hasta olduğum için şey yapamadım. Hatta birçok malzeme aldım. Tarif çekeceğim diye, kullanırım diye. Onlar da kötü olmaya başladı. Onları da aradan bir çıkarmam lazım. Şimdi şu havlu olaylarını bir halledeyim. İnşallah mutfağa da girebilirsem gir. Çamaşır işlerini hallettikten sonra Caner'in odasında bazı düzenlemeler yaptım arkadaşlar. Hala yapıyoruz yani, böyle kitaplık falan sandığı odadan çıkardım, bir şeyler gösteririm size. Hasta olup yatınca böyle evdeki malzemelerim ziyan olmaya başlıyordu. Patlıcanlarım vardı şöyle bekleyen. Hemen onları şöyle alacalı soydum arkadaşlar. Bir güzel yağlayacağım ve fırına atacağım. Karnıyarık yapacağım ama kıymalı yapmayacağım. Pirinçli yapacağım arkadaşlar. Bıçakla şimdi böyle delikler açıp bir güzel üstünü yağlayıp fırına atacağım. Fırınımı da çalıştırdım 200 dereceye. Bir güzel böyle kızarsın. Yemek yapmaya hazır olsun arkadaşlar. Fırfırellamız da bir taraftan çalışıyor. Salonumuzu temizliyor. Yatak odasını süpürdü. Bugün hiç böyle süpürge falan yapacak halimiz yok. Dediğim gibi Cansucuğum da hasta. Bir taraftan evimizin işini yapıyorum. Bir taraftan da yemek hazırlığına koşturmaya devam ediyorum arkadaşlar. İyi miyim? Ne iyiyim ne kötüyüm. Allah'ım yani günden güne daha da iyi etsin hepimizi inşallah. Öyle fasulye turşum, salatalık turşum da burada bekliyor. Nereye koyacağımı şu an tam olarak bilmiyorum. Arka balkona koyarım belki ama oraya da hani güneş vuruyor, sıcak oluyor. Birazcık daha böyle düzenleme yapmam lazım. Sonrasında götüreceğim yer muhtemelen orası olacak. Güneş almayacak şekilde böyle cam balkonun dibine koyarım. Renkleri falan dönmeye başladı arkadaşlarım, gördüğünüz gibi. Böyle Allah'ım sağlıkla tüketmeyi nasip eylesin inşallah. Domates turşusu da yapacağım, şöyle büyük bir bidon, hatta biraz daha fasulye turşusu yapasım var. Ne yalan söyleyeyim, çok seviyoruz çünkü. Kavurmayı da çok seviyoruz. Biz turşuyu kavurmadan yemiyoruz. O yüzden domates turşusu yapacağım. Karışık turşu yapacağım. Allah nasip ederse böyle salatalık, beyaz lahana, işte kırmızı biber, havuç falan. Neyse bakalım, şu patlıcanları bir yağlayayım, halledeyim, fırınıma atayım. O pişerken de evimin diğer işlerine devam edeyim. Bir de şöyle ezogelin çorba koydum arkadaşlar ocağa. Şimdi hemen dedikliği kapatacağım. Bir güzel pişsin. Şöyle suyunu da ısıttım, kaynattım. Dökülecek diye bekleyene kadar hepsini bir döktüm arkadaşlar. Tamam, bir su oranına bakayım. Ona göre kapağını kapatayım. Baharatlarını ekledim. Şöyle bol baharatlı. Güzel olur. Hemen kapağını kapatayım, pişmeye bırakayım. Çorban pişti. O arada ben de patlıcanlarımızın iç malzemesini hazırladım. Cansucuğum soya kıymasını hatırlattı bana. Hemen soya kıymasıyla şöyle güzel bir harç yaptım. İç harcını hazırladım. Patlıcanlarım da fırında kızardılar. Ne kadar kızardılar bilmiyorum ama kızarmış görünüyorlar. Şimdi hemen içini dolduracağım ve fırın sıcakken tekrardan süreceğim. Eskiden böyle pirinçli yapardık, kıyma koymazdık ya da çok az kıyma koyardık. O gelmişti aklıma, ondan yapayım dedim. Cansucuğum deden de geçen de yapmıştın ya soyalı, çok güzel de olmuştu, beğenmiştik tadında bayağı dedi. Öyle olunca hemen soyaya çevirdim olayı arkadaşlar. Kıyma gibi çözülme olayı da olmuyor, bu böyle kuru bir gıda olduğu için toz halinde. Öyle olunca hemencecik yaptım. Şimdi kekik, bol nane, bol sarımsak, karabiber, pul biber, kimyon ekledim. İç malzemesini bir doldurayım, fırına atalım.
Ben de makineye bakmaya gelmiştim. Cansucuğum sağ olsun atmış arkadaşlar kurutma makinesine yıkanan çamaşırlarımızı. Yemeğim de fırında pişiyor. O zaman azıcık dinlenebilirim. Hiç yüz yüze de gelemedik güzel arkadaşlarım. İşte güçlü derken yüz yüze gelemedik vallahi. Yemeklerim hazır arkadaşlar, şöyle göstereyim. Misler gibi pişti. Hemen şimdi bol salata yapacağım. Bol limonlu salata. Çorbamız da hazır. O zaman bize afiyet olsun. Çok şükür bugün de yemeklerimizi, işimizi hallettik sayılır. Çorbamı da gösteriyorum şöyle. Hemen masamı hazırlıyorum. Oh, yoruldum ama bayağı da bir işlendim. İki gün yatınca arkadaşlar bütün iş güç kalıyor. Yani evdekiler de hasta olunca her şey size bakıyor gibi oluyor. Hani Rabbim sağlıktan ayırmasın hiçbirimizi inşallah. Hemen karnımızı doyuralım ve şöyle güzel bir enerji alalım. Ay arkadaşlarım, bir oradayım bir buradayım. Bir orayı toplamaya uğraşıyorum, bir burayı toplamaya uğraşıyorum. Şimdi de tarhanayı balkondan kaldırmaya uğraşıyorum. Caner'in odasını hallettik. Çok şükür kitaplarını falan düzenledik. Yarın gösteririm artık Allah nasip ederse. Çünkü bir an önce tarhanayı Caner'in balkonuna götürmemiz lazım. Ve Caner'in de derse oturması lazım. Vakit kaybetmesini istemiyorum daha fazla. O yüzden şimdi tarhanayı taşıyacağız. Ne yaptığımı size bir göstereyim arkadaşlarım. Geleceğim karşınıza sonrasında yine. Tarhanayı çarşaf değişikliği yaptım. Hepsini de almadı, çarşaf gibi oldu. Kurutmalığa götüreceğim. Bir götürelim, gösteririm size. Yerden kalksın istedim arkadaşlar. Hani böyle saç olmasın, toz olmasın, kedi tüyü olmasın diye. Toparladım bakalım, bir göstereyim size. Şöyle bakın, temiz bir başka çarşafa aldım. Böyle tane tane taşıdım balkondan. Caner'cim de şimdi ablasıyla beraber iki uçtan tutacaklar ve şöyle taşıyacaklar bakalım. Haydi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya. Şöyle tarhanamızı taşıyalım bakalım arkadaşlar. Bu kadar hızlı gelme bak, düşecek şunlar. Düş yavrum, düzeltiriz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz çocuğum. Caner dön 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 Caner. Hay Allah'ım. Balkona nasıl? Balkona çıkartacağız yavrum, yapacağız bir şeyler. Evet, tarhanalarımızı taşıdık. Daha fazla birbirine yapışmadan hemen ayırmam lazım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi birbirlerine yapıştılar gibi oldu. Hemen halletmem lazım. Tarhanayı serme işlemini bitirdim. Cansucuğum robotu balkonu temizletiyor, sildiriyor. Önce bir süpürme yaptırdı, şimdi de sildiriyor böyle. Anne hiç uğraşmayalım, boş ver dedi. O da hasta, ben de hastayım biliyorsunuz. Şöyle bir güzel silsin bakalım. Vallahi çok şükür. Bugün evin her yerini süpürttürdük, sildirdik. Gerçekten o kadar rahatlık, kolaylık ki. Hani böyle bozuk olduğu zamanlarda bayağı bir bunalmıştım. Artık kurtarıcım geldi diyebilirim vallahi. Arkadaşlarım, balkonumuzun son düzenini de sağladık. Çok şükür Allah'a. Mutfağı da toparladım. Birazcık daha işi var. Yoruldum. Azıcık şurada oturacağım ve sizlerle vedalaşacağım. Oy, gerçekten yoruldum. Hastayım zaten biliyorsunuz. Telgraf çiçeğim de günden güne daha da böyle güzelleşiyor. Daha da bir coşuyor. Güneş de alsa böyle kırmızı kırmızı olacak. Kırmızıya dönecek ama bu hali de çok güzel. Değil mi arkadaşlarım? Ay, yorulduk değil mi lokum? Bugün de yorulduk. Hallettik tarhanayı değil mi anneciğim? Geldim nihayet karşınıza arkadaşlarım. Bugün çok yüz yüze gelemedik ama çektim. Neler yaptığımızı çektim yine. Ay, bugün daha iyiyim arkadaşlar. İnşallah yarına daha da iyi olurum. Sabah kalktığım gibi olmuyor sesim böyle. Daha böyle düzelmiş oluyor ilerleyen saatlerde ama çok yorulduk arkadaşlar. Tarhanayı aktardık, taşıdık, ettik. Caner'in odasını düzenledik. Kitaplarını taşıdık. Kitaplıkları değiştirdik falan. Sandık odadan çıktı. Ondan sonra çok daralmıştı Caner'in odası. Yani çalışma masası kapının ağzına kadar gelmişti. Ve tekerlekli sandalye olduğu için, çalışma masasının tekerlekli sandalyesi olduğu için öyle kapı önüne, ayak altına halı gibi, paspas gibi bir şey atamayacaktım. O yüzden kaydırmak zorundaydım. Şimdi kış da geliyor, çocuk şeye mi bassın, hani döşemeye mi bassın halı olmadan. Bir düzenleme yapmak istiyordum. Çok da karışık durmuştu, ne yalan söyleyeyim. Şimdi çok güzel ferahladı, düzenlendi. Sandık balkona çıktı arkadaşlar. Öyle oralara yine bir düzen getirmem gerekiyor. Çiçeklerim için şuralara raf yaptırmam gerekiyor. Hani onları da bir halledemedim, yaptıramadım. Hep araya başka şeyler girdi.
Olsun bakalım. Onları da yaptırırız, hallederiz. Rabbim sağlık versin değil mi arkadaşlar? İşin başı sağlık. Sağlık olmadı mı bakın. 2 gün boyunca yattım. Ancak kendimi toparlamaya başlıyorum. Yatınca da bütün işler birikmiş oluyor. Yine yetiştiremiyoruz, yine edemiyoruz gibi oluyor. Allah'ım rutinlerimizi bozmasın, sağlığımızdan etmesin. Hiç kimseyi de bizleri de inşallah. Ben sizlerle vedalaşayım. Hepinizi çok seviyorum. Benimle yine burada buluştuğunuz için, yine zaman ayırdığınız için, kıymetli vaktinizden 20 dakika, 30 dakika, bazen 40 dakikanızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Vitaminlerinizi, C vitaminini özellikle eksik etmeyin. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Öpüyorum sizlere. Allah'a emanet ediyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.